Bu dersimizde ise basit bir form validation işlemi nasıl forma uyguluyoruz öğrenelim. Şimdi örneğin biz oluşturmuş olduğumuz create.cstml'deki formu biz ilgili movie sınıfı ile bağladık ve ilgili formdan bir bilgi oluşturmak istediğimizde aslında bütün amacımız movie sınıfından bir nesne türetip ilgili repository göndermek. Biz ilgili sayfanın da modelini zaten movie olarak tanımladık. Ancak ilerleyen aşamalarda tabii movie sınıfını örneğin biz veri tabanı şeması için kullanacak olduğumuz bir klas olduğundan dolayı ilerleyen aşamalarda biz bunu sadece sınıf için sınıfı özel olarak kalması gerekiyor. Bunu model olarak kullanmayacağız. İlerleyen aşamada. örneğin movie model diyerek ayrı bir klas oluşturup ilgili propertylerden sadece kullanacaklar, kullanacaklarımızı model içerisine aktarıyor olmamız gerekiyor. Ekstra özellikleri veri tabanı için kullanacağımızdan dolayı bu sınıf içerisinde eklemiyor olmamız gerekiyor. Ancak bu aşamada işi basit tutmak adına biz movie sınıfını kullanalım. Şimdi movie sınıfını biz create model olarak kullandık dediğimiz gibi. Şimdi şöyle ilk başta uygulamayı çalıştıralım ve buradan şöyle create movie diyelim ve buradan boş bir kayıt geçtiğimizde örneğin başlık için herhangi bir değer ya da açıklama için herhangi bir değer ya da başlık için örneğin minimum 5 karakter girmek girmemiz gerekiyor en azından Örneğin sadece bir karakter girerek bir film bilgisi oluşturmak tabii ki yanlış olur. Buradan submit dediğimizde zaten gördüğünüz gibi boş bir film bilgisi buraya geliyor. Ancak bu tabii ki buraya gelmiyor olması gerekiyor. Biz bu aşamada belli kriterler eklememiz lazım ki bu kriterlerin hepsini formla bağlamış olduğumuz model içerisinden tanımlanabiliyor. Örneğin biz buradan display name diyerek oluşturmuş olduğumuz title alanını form üzerinde direkt Türkçeleştirmiş olduk bakın başlığını. Yani model üzerinden bir işlemi direkt form üzerine bu şekilde aktarabiliyoruz Bunun haricinde örneğin title alanı ben gelip required olarak işaretleyebilirim şöyle required yani zorunlu bir alan olmasını sağlayabilirim kontrol noktaya basalım component model data annotation namespace içerisinde bulunan bir özellik ve bu alanın mutlaka artık doldurulması gereken bir alan olduğunu söylüyor Peki gelip bunu test edelim required'e ekledik gelip formu çalıştıralım buradan şöyle create movie'ye gelelim ve buradan Şöyle formu çalışmak için şöyle Submit'e tıklayalım. Submit'e tıkladığımızda bakın herhangi bir title girmememize rağmen tekrar film bilgisi oluşturuldu. Şimdi Require'ın tabii ki işlevsel olması için biz da gelip belli kontroller yapıyor olmamız gerekiyor. Şimdi Controller içerisinde örneğin Create Post Action metodu biz sonuçta butona tıkladığımız anda bilgileri post etmiş oluyoruz. Nereye? Movies'in Create'ine. Dolayısıyla Movies Create Action metoduna gelelim. Bunları da buradan silelim. Ve burada bizim yaptığımız herhangi bir koşul burada kontrol etmeden önce biz direkt gemelen movie objesini direkt repository içerisine aktarıyoruz. Ancak bunu tabii ki yapmıyor olmamız gerekiyor. Burada model state diye bir kavram var. Yani model state bizim için burada Gelen movie içerisindeki bütün parametrelerin gerçekten istediğimiz bir kriterde olup olma olmadığını kontrol eden bir yapı. Yani ben buraya title için bir required attribute ekliyorsam mutlaka title için bir değer gelmesi gerekiyor. Çünkü bir nesne, bir movie nesnesi oluşturulduğunda string bir bilginin varsayılan değeri null'dur. Yani bir değer title için göndermediyseniz null'a eşitlenir. Ancak null olması required ile çelişiyor. Dolayısıyla required bir alan null olamaz. Dolayısıyla bu aşamada model state içerisinden biz bu kontrolü yapabiliriz. Geri burada yapmamız gereken model state nokta is valid. Is valid dediğimizde demek ki buradan gelen movie'nin içerisinde bulunan bütün alanlar bütün kriterlerden geçmiş. Yani doğrulanmış şekilde bize geliyorsa eğer is valid bize true değeri getirir. Bunun aksi durumda isValid'den bize true değeri gelmez bakın bu türünde bir değer geliyor false değer geliyorsa demek ki validation kuralına takıldık. Dolayısıyla bir hata yoksa biz normal işlerimizi öncekinde olduğu gibi yapabiliriz. Yani repository üzerinden bir bilgi ekle ve return redirect to action diyerek list action metoduna gönder ancak bir problem varsa return'den sonra gelen kısım is valid olmadığı durumda. Buraya bir else bloğu eklemenize gerek yok. Zaten return'den sonraki kısım eğer return çalışıyorsa alttaki kısımlar çalışmaz. Eğer return çalışmıyorsa ki is valid değildir. Is valid değilse de direkt if bloğunun sonuna gelir. Ve biz burada ne yapalım return diyerek geriye bir view döndürelim. Aynen get action metodunda olduğu gibi. Get action metodunu çağırdığımız zaman direkt bize formu boş halini gönderiyor. Ve biz de burada eğer bilgileri girip kriter eğer doğru değilse yani model state is valid değilse bu durumda formu tekrar boş formu tekrar geriye gönderebiliriz. Peki geri uygulamayı çalıştıralım. Buradan gelip şöyle create movie diyelim ve herhangi bir bilgi girmeyin. Başlık için zorunlu bir alan olarak bunu işaretledik. Hatta sağ tıklayalım, sayfa kaynağını göster dediğimizde buradan baktığımızda bakın title kısmının zorunlu bir alan olur burada söylüyor ki diğer string alanlar için bu kontrolü burada yapmıyor. Burada eklenen data val özellikleri ise validation'ın kullanıcının tarayıcısına yani submit'e tıkladığınızda sayfa server'a gitmeden önce kullanıcı tarayıcısı JavaScript tarafından bu kontrol yapılıyor. Bu farklı aşamalarda yapılan validation kurallarında tabi ilerleyen aşamada sadece validation'ın özel bölüm içerisinde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi bizim validation'ımız tabii ki server tarafında yapılıyor. Dolayısıyla submit'e tıkladığımızda form server'a ilgili action içerisinde tanımlanan movies create'e gidecek ve gittiği zaman da orada bir kontrol yapılacak ve başlık alanı boş geçildiğinden dolayı form tekrar geri gelecek. Peki buradan submit'e tıklayalım. Bakın submit'e tıkladık. Tekrar aynı sayfa karşımıza geldi. Peki gelip ben buradan bir bilgi gireyim. Örneğin şöyle film başlığı diyeyim. Sadece başlık için bir validation kuralı eklemiştik. Diğerleri için yok bakın. Eğer ben buradan submit dersem bu durumda bakın film oluşturuldu. Sadece başlık bilgisiyle film oluşturuldu. Peki sadece film başlığıyla bir movie oluşturmak yeterli mi? Değil tabii ki. diğerler için de bir kriter oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla gelip buradan Şöyle title için bir required alanı ekledik. Hatta title için ekleyecek olduğumuz required'ın yanına şöyle parantezleri açarak buradan error message ismindeki özelliğe bir mesaj ekleyebiliriz. Bunları Türkçeleştirebiliriz. Örneğin film başlığı eklemelisiniz şeklinde bir parametreyi buraya ekleyebiliriz. Ya da gelip örneğin description için şöyle bir required alanı ekleyelim. Buradan şöyle error mesajı için gelip film açıklaması eklemelisiniz diyelim. Örneğin buradan description alanı required ya da image URL içinde required ettir bütün ekleyelim. Burası zorunlu bir alan olmuş olsun. Ve ayrıca örneğin title için buradan şöyle required ekledik. Buradan sonra da şöyle string length diyerek buradan örneğin maksimum 50 karakter. Bakın maksimum parametresini bizden bekliyor. Örneğin maksimum 50 karakterlik bir film başlığı olsun. Şöyle virgül diyelim. Ve burada bir error mesajı tanımlayabiliriz. Ya da gelip buradan şöyle minimum length bilgisine ise öyle minimum 5 karakter olsun diyebiliriz. Ve virgül dedikten sonra da gelip burada error mesajı ekleyebiliriz. Örneğin diyelim ki pin başlığı 5 ile 10 karakter aralığında olmalıdır diyebiliriz. Bu şekilde bir başlık ekleyelim. Şimdi tabii ki burada eklemiş olduğumuz mesajların, kriterlerin neler olacağını da ve ezberleyemeyiz. Dolayısıyla Data Annotations şeklinde bir arama yapalım ve karşımıza gelen Microsoft'un resmi web sitesini ziyaret ettiğimizde zaten bu kullanımları burada görebiliriz. Hangi özellikleri burada kullanabileceklerimizin listesi zaten burada var. Örneğin buradan şöyle geldiğimizde de örnekler burada verilmiş. Aşağı doğru inelim. Burada örneğin bir Product sınıfı için bir zorunlu alan ya da String Length'inin 10 karakter olması gerektiğini söylüyor ya da Description için zorunlu bir alan. Görüntülenecek değerin fiyat olarak göstermesi bir regular expression bakın eklediğinizde burada görebiliyoruz yani bir mail alanı için gerçekten doğru formatta olan bir mail bilgisini regular expression aracılığıyla kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Şimdi son olarak da gelip buradan şöyle genre id için bir required parametresini buraya ekleyelim şöyle required diyelim ve gelip burada uygulamayı çalıştıralım. Buradan şöyle create bu video ve girip buradan şöyle submit dediğimizde formumuz tekrar geriye gelir. Buraya kadar problem yok. Ancak burada tabii ki belli yönlendirmeler bize yapıyor olması gerekiyor. Örneğin bir başlık için mi bunu hataya aldık tekrar form geldi ya da açıklama için mi ya da minimum kaç karakter girmemiz gerekiyordu. Bu gibi hataları tabii bize söylüyor olması gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gereken şöyle create CSS temeli gelerek buradan bizim için model state içerisinden gelen hatalar sonuçta. Biz buradan model state'i kontrol ediyoruz ve valid bize burada bir turu değeri geldiğinden dolayı biz işlemlerimizi ona göre yapabiliyoruz ya da gelmiyorsa da geriye bir view döndürüyoruz. Dolayısıyla model state içerisinde de oluşturulan belli hata mesajları var. Biz sonuçta burada kriterleri ekliyoruz. Kriterler sonucu bize belli mesajlar oluşturuluyor. Bunu yapmak için gelip buradan şöyle span diyelim. Biz sadece bize gelen hata mesajlarını burada göstereceğiz. Bunun için bir tek helper'larımız var. ASP validation for diyelim ve burada hangi model içerisinden bunu alacak? Model state'in içerisindeki title parametresinden ya da bunların her bir tanesini diğerleri için de özelleştireceğiz buradan şöyle Class diyerek de bu step içerisinden gelen bize şöyle Text Danger isminde yazıları kırmızı yapan bir sınıfımız var bunu da alalım gelip buradan şöyle kopyalayalım ve bunun her bir tanesini şöyle aşağıya doğru alalım buradan şöyle son olarak Select e alalım ve buradan özelliklerinde tabi ilişkilendirmesini doğru property isimleriyle yapıyor olmamız gerekiyor bunları güncelleyelim Son olarak description ve gelip buradan uygulamayı tekrar çalıştıralım. Buradan şöyle create movie diyelim ve gelip hiçbir şey yapmadan submit'e tıkladığımızda gördüğünüz gibi bir film başlığı eklemelisiniz. Peki bir film başlığı ekleyelim. Örneğin gelip buradan şöyle film diyelim. Submit diyelim. Bakın bu durumda da 5 ile 10 karakter olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla gelip buradan film başlığı diyerek 5 ile 10 karakter arasında olmasını sağlayalım. Buradan submit diyelim. Ve gelip buradan 5-10 değil 5-50 idi o yanlış yazdık oraya. Mesajı yanlış yazdık. Açıklama için gelip buradan şöyle sadece deneme yazmamız yeterli. Submit diyelim bakın tekrar gelir. Buradan yönetmen bilgisi zorunlu değil zaten boş bırakabiliriz. Ancak gelip buradan yönetmen diyelim. Buradan image URL için bir jpeg diyelim. Ve buradan şöyle genre id de biz required olarak işaretledik. Ancak burada karşımıza gelmiyor. Bakın submit'e tıklıyoruz. Genre id girmeden de bu film bilgisinin burada oluştuğunu görürüz. Peki bu bizim için tabii ki bir hata. Biz çünkü gelip burada required olarak işaretledik. Ancak bu bize bir validation mesajı getirmedi. Bunun sebebi biz required olarak eklemiş olduğumuz string bir alan içerisine zaten bir movie objesi oluşturulduğu anda image URL alanı string olduğu için null değer aktarılıyor. Null bir değer aktarıldığı zaman required işlevsel oluyor. Yani bizim için required eklediğimiz bir alana null değer atayamayız. Peki burada problem yok. Ancak int bir alan nesne tanımlandığı anda sıfır değerine varsayılan aktarılır. Ve biz bundan required demiş olsak bile sıfır değeri aktarıldığından dolayı bizim için bir problem olmuyor yani required açısından bir problem olmuyor. Zorunlu bir alan null bir değer olmaması için uğraşıyor. Dolayısıyla bizim burada null değer atıyor olmamız gerekiyor ki required işlevsel olsun. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken int'i nullable olarak değiştirmek. Yani bunu yaptığınız zaman movie objesi oluşturulduğu anda eğer genre id'yi bir bilgi atmadıysanız null değer alır ve null değer aldığı için de required bundan şikayet eder ve bize bir hata verir. Peki bu uygulamayı tekrar çalıştıralım. Buradan create movie diyelim. Submit dediğimiz anda gördüğünüz gibi general id'yi burada görüyoruz. Ve daha sonra general id'ye tıkladığımızda bakın burada mesajlarımız gelmiyor. Sayfa ilk yüklendiğinde bakarsak bakın tür bilgileri geliyor. Ancak bir hata yapıp submit'e tıkladığımızda ve baktığımızda bakın burada tür bilgileri gelmiyor. Bunun sebebine de bakalım. Buradan şöyle movie controller'a geldiğimizde bakın ilk create metodu VV bize getiriyor ilk başta sayfa yüklendiği zaman ve içerisindeki tür bilgileri var. Ancak biz bir hata yapıp model state e eğer geçemediğimiz durumda view'i tekrar geriye gönderiyoruz. Yani biz sonuçta sayfa geliyor ve biz bunu post ediyoruz. Post ettikten sonra bize sayfayı yani create view'ini getiren ilgili satır. Return view dediğimiz ilgili satır geliyor. Ve burada gördüğünüz gibi bu çalışıp bize sayfa geldiğinde viewback bize bu bilgiyi getirmiyor. Dolayısıyla aynı bilgiyi de gelip yani biz view'i geriye eğer gönderiyorsak bir hata varsa da viewback içerisinde tür bilgileri olsun ve bize gelsin diye olmamız gerekiyor. Çalıştıralım uygulamayı. Buradan şöyle create movie diyelim. Submit diyelim. Bakın burada bir hata verdi. Peki istediğimiz de bu. Gelip buradan şöyle film başlığı. Şöyle açıklama. Yönetmen. 1.jpg. Buradan şöyle gelip bir alan seçelim. Örneğin macera diyelim. Submit diyelim. Bakın şikayet etmeden bizim kaydımız oluşturur. Detaya baktığımızda Gayet başarılı. Şimdi son olarak bir sonraki dersimizde de ise bir liste üzerinden bir bilgiyi nasıl sileceğiz bunu öğreneceğiz. Ve daha sonra veri tabanı işlerine girip burada oluşturulmuş olduğumuz bilgiler her zaman kalıcı bir dosyada olmasını istediğimizden dolayı bir veri tabanı işlerini nasıl yürütüyoruz bunları öğreneceğiz. Şimdi burada bu dersimizde biz validation kurallarını tabi öğrendik. Ancak bu validation kuralları server tarafına yapılan bir validation. Ve sayfaya sağ tıklayıp kaynağa baktığımızda dediğimiz gibi burada required olarak işaretlediğimiz, zorunlu alan olarak işaretlediğimiz alanlarda gördüğünüz gibi data attribute eklenmiş ki bu bilgileri biz buradan alabilecek bir javascript kütüphanesi var. Bu javascript kütüphanesinin projeye dahil ettiğimizde ilgili sayfa içerisinde bir validation yani kullanıcının tarayıcısı tarafında javascript tarafından yapılan bir validation özelliğini direkt aktif edebiliyoruz. Bunları ilerleyen aşamalarda ayrı bir validation bölümü açacağım. Bu bölüm altında detaylı bir şekilde validation kurallarını da inceleyeceğiz. Şimdi dersimizi bitirmeden önce de son olarak örneğin var olan bir filmin edit sayfasına gelelim ve buradan örneğin bir başlığı silelim ve sabit dediğimizde bu boş olarak burada oluşturur. Tabii bu validation'ı da sayfaya ekliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada yapmamız gereken aynen burada yapmış olduğumuz gibi Gelip buraya bunu alalım. Buradan şöyle create değil buradan şöyle edit'e geleceğiz. Eğer bir hata varsa hatalı durumda ilgili kodlar bunlar olacak. Bir buraya ekleyelim. Eğer bir şöyle hata varsa pardon şöyle return view diyerek kullanıcı sayfayı edit formunu tekrar çalıştırmamız gerekiyor. Bunu çalıştırmadan önce de bir buradaki şöyle general ID'leri de tabii ki dolduruyor olmamız gerekiyor. Peki burada yorum satırlarını da sileceğim. Bunlar da biraz. Gelip uygulamayı çalıştıralım. Bir edit yapalım. Peki uygulamayı çalıştı. Gelip buradan şöyle edit diyelim. Ve buradan başta silmeye kalkalım. Sabit diyelim. Peki burada bir hata alıyoruz. Almış olduğumuz hata null reference hatası. Yani burada bir objeyi sayfaya göndermedik. Yani movie objesi sayfaya gelmedi. Çünkü hata olduğu durumda olmayan bir obje üzerinden biz bu bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradan movie Controller'a baktığımızda buradan post etmeden önce ilk olarak edit'e baktığımızda bakın sayfaya sonuçta bir bilgi bir movie objesini alıp gönderiyoruz. Bu da problem yok. Ancak sayfayı post ettiğimizde post ettikten sonra da sonuçta sayfada önceki bilgilerimiz var ve bunu sayfaya tekrar gönderiyor olmamız gerekiyor. Yani buradaki m objesi sayfaya hatalı bir şekilde geldi. Kontroller hatalı bir şekilde geldi. Ve biz bunu tekrar geriye göndermemiz gerekiyor ki eski bilgiler sayfa üzerinde olmuş olsun. Yani mObjesini return view ile geri göndermemiz lazım. Çünkü edit formu daha önceki bilgilere ihtiyaç duyar. Peki uygulamayı çalıştıralım. Buradan gelip bir edit yapalım. Şöyle edit diyelim ve buradan herhangi bir başlık bilgisini silelim. Buradan şöyle submit diyelim. Submit dediğimizde bakın sayfa tekrar karşımıza gelir. Ancak tabii ki burada mesajları da buraya yazıyor olmamız gerekiyor. Son olarak bu mesajları da buraya aktaralım. Nasıl ki create içerisinde eklemiş olduğumuz bir validation mesajı vardı. Bunu gelip aynen Şöyle View altında Movies, buradan şöyle Edit form üzerine gelerek buradan almış olduğumuz şöyle bilgileri buraya tek tek eklememiz lazım. Buradan da şöyle General, buradan şöyle Image gören, buradan şöyle Yönetmen, Description, Title. Peki baktığımızda burada bir hatamız yok gibi. Evet çalıştıralım bir güncelleme yapalım. Buradan başlık olmasın. Buradan OK dediğimizde bakın film başlığı girmelisiniz şeklinde bir mesajı burada alıyoruz. Ya da bir şöyle mesaj seçmeyelim diyeceğim. Ancak seçiniz alanı tabii ki başta geliyor. Şu anda seçilmiş bir alan. Dolayısıyla illa bir kategori zaten seçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla seçiniz de burada disabled yazdığımızdan dolayı seçilmiyor. Bunu da bu aşamada test edemeyiz. Peki bir sonraki dersimizde ise liste üzerinden bir filmi nasıl sileceğiz öğrenelim.